ben başlı başa atacağım. Dur. Başladın mı? Evet. Ben başa atacağım. Bir dakika bir şey. Bana İngiliz parlamentosu gittiğim zaman parlamentoya bir gün sordular bana. Türkler ve Romalı vakit nasıl geçinebilecek? İyi. Dedim. Burayı alalım bir dakika o zaman. Dur. Dur abi. Pardon, buyurun. Evet. İngiliz parlamentosu. Ben şeyden başlayarak Churchill'den daima parlamentoya giderdim. Tanıştınız mı Churchill'le? Tabii. Churchill'le tanıştık. Hatta beni bile şaka etti. Dedi, siz Türkler yalnız asker olabilirsiniz. Hayda. Dedi. Churchill size bunu söyledi. Sadece asker olursunuz. Yani başka bir işe yaramazsınız. Evet, dedi. Evet. Onun meşhur bir lafı var. Siz de duydunuz mu? Türkler işte uzadıkça kesin, kısaldıkça şey yapın diye, sulayın diye. Yok, hatırlamıyorum. Öyle bir şey hatırlamıyorsunuz, anladım. Peki. Ha, buyurun, Churchill'le konuştunuz. Churchill'le konuştuk, bana kart verdi. Verdirdi. Hmm. O zaman, galiba seneye, unuttum seneye tabii. Nerede parlamentoya giderdim. Bazen de yemeğe davet ederdi bir de. Churchill'e yemeğe. Evet, evet. Churchill ne demiş? Türkler sadece asker mi olabilirsiniz demiş. Evet. Başka bir şey olmaz sizden. Resmen hakaret ya. Ben dedim ki... Işte, ne dediniz? Takdim edecektim bir biznesmen, Rum, Yunanlı. Evet. Diyor, Türk müdür? Demek, Türk tüccar olamaz diyor. Ne olabilir? Asker diyor. Kim diyor bunu? Churchill. Churchill söylüyor. Kendisi. Ya, asker. Anladım. Ama dedim, inanmazsın ki. Türk. Her şeyi konuşalım. Avustralya'da Cahit amcanın rakı fabrikası. Evet. Evet. Neler yapmadık hayatta. Ona giriz. Rakı şeyini, fabrikaya gelelim. Tamam. Bir saniye. Kitaplar da. Gittim de Avustralya'ya. Rakı almak istedim. Hediye edeyim. Evet. Telefon ettim bir konsolosa. Konsolosa Sydney'de. Konsolosum dedim. Ben bakkalım. Yani küçükten beri bakkalım dedim. Evet. Toplanacağız. Rakı almak isterim. 12-20 şişe falan. Hediye edeceğim kamerada. Şey bakanlara. Ki o zaman yolu açayım. Türkler gelsin buraya çalışmaya. Rakınız var mıdır? Var. Kaç para? $12 diyor şişesi. Evet. Ya dedim Yunan rakısı ne taksa. Çünkü biliyoruz ya işleri. Evet. 2,5 dolara satın. Siz oluyor. Bir kapatın daha telefonu yüzüme. Bu nasıl büyük elçini dedim. Telefon ettim geri. Geri geldi size. Ha dedim ki, nerede tahsil ettiniz? Bir kızdı efendim. Kızdı. Dedim ben bu rakıyı çıkaracağım. Burada. Ve size de iki şişe göndereceğim. Hediye. Çıkardık. Fabrika mı kurdunuz orada? Küçük bir fabrika kurdum. Atölye gibi. İki Yunanlı buldum. Anladım. Ürettiniz. Evet. O Yunanlara dedim ki, siz dedim, ne iş yapıyorsunuz? Dedi ki, emlak işi yapıyoruz. Gelin dedim, bir fırsat var. Türk rakısı burada yok. Gelin Türk rakısını çıkaralım. Anladım. Ve yapmasını ben biliyorum dedim. Anladım. Ve çıkardık. Peki. Cahit Bey, kraliçeyle tanıştınız mı? Tanıştık. Yani, 1900 Coronation'da. 51'de. Hepsini unuttuk yani biz. Anladım. Kafa çalışmıyor. Evet. Estağfurullah. Ne yaptınız? El mi sıkıştınız? Tokalaştık. Tokalaştınız. Bu harptan sonra evet. General Parade yapıldı. Hmm. Dolaştık. Evet. Hatta askerlerden birkaçı bayıldı.
Sıcaklık. Evet. Ayakta beklemekten. Evet. Düştüler. Ve size sör unvanı falan bir şey verildi mi? Bir unvan falan, bir madalya falan verildi mi size? 5 tane aldım. 5 tane madalya aldınız. Evet. Neden dolayı aldınız? Askerlik yaptığım için. Anladım. Peki. Anladım. Güzel mektup yazdım Ankara'ya. Kraliçenin mektubu var sizde. Evet. Madalya nerede uzaklıdır? Anladım. He? Şöyle demişim, madalyaları Türkiye'de ne yaptın? Verdik oğlum Ahmet'e. Öyle mi? Kime verdiniz? Oğlunuza Ahmet, verdiniz. Oğlu Ahmet rahmetli oldu. Rahmetli oldu. Yani kaç yaşındaydı? Şimdi aile konuşacağız da. Ailesi. Evet, 30. Pek bir 70 kusur. Cahit amca, kısaca kaç kere evlendiniz? Kaç kere evlendiniz? İki defa. Biri o Rum, 21 yaşında. Ama evlenmemişti. Tamam, olsun. Onların iki çocuğu, onlar yaşıyor mu? Bir, Avustralya'daymışlar, bilmiyorum. Ha. Anladım. Ne son oğlum, temas ediyordum Londra'dan kendisiyle. Aleko isimde bir acente kanalıyla. Ha. Dedi ki, karım bilmiyor Türk olduğumu. Allah Allah. Lütfen beni arama. Aa, çok ilginç. Şey mi, karınız İngiliz miydi? Rum. O da mı Rum'du? Kıbrıs'ta. İlk eşiniz Rum muydu? Yok. Son eşim Türk. Ha, son eşim birincisi Rum, ikincisi Türk. Anladım. Evet. Peki. Ama Rum kadınıyla evli değildim. Ona bir bono verdim. Para bonosu. Sonra beni dava etti. Gleris dava avukatı buldu. Gleris avukatınızdı. Ne yaptım? Bu şimdiki son anında para aldım, ödedim onu. Anladım. Onun için de bir evlendik. Hayatta var mı çocuk? Eminli. Avustralya'da. Bilmiyorum. Sağ olun. Anladım. Peki, Türk olan dayanma çocuğu var. Bir şey söyledi ya. Benim. Türk, iki tane eşiniz vardı. Türk olandan olan iki çocuğunuz rahmetli oldu değil mi? Evet. Anladım. Ama Kıbrıs'taki duruyor. Kıbrıs Rum, Rum'dan olan çocuklarınız Aleko duruyor. Bir tanesi duruyormuş. Birisi duruyor. Tamam. Erkek. Tamam. Peki. Şimdi kaç senedir şeyde yaşıyorsunuz İngiltere'de Cahit Bey? İngiltere'ye ilk gittim. Bitti mi? Ne oldu? Çekiliyor. Tamam. Herhalde değil mi abi? Ona göre. Gelmedi. Hadi bakayım abi. Bir kadar rahatsın abi. Orada bazen kayboluyor. Tamam, bazen doğru. Tamam, bitti ya. Çekiliyor. Kaç senedir İngiltere'desiniz? Galiba 39'da gittik. 39. Yani tamam. Tahsil için geldi. Evet. Mesela ne de olsa siz polislik yaptınız, istihbaratta çalıştınız. Mesela kara para trafiği nasıl dönüyor mesela burada? Uyuşturucu burada göz yumuluyor mu uyuşturucuya? Şimdiye kadar birkaç hadise duyduk ki yedirme oluyormuş. He. Yedirme. Üst düzeye değil mi? Galiba. Yani emin değilim. Ha, duyduğunuz şeyi anladım. Benim öğrendiğime göre gümrükte para alınıyor. Abi burada istersen biraz daha kendinden bahsedeceğim. Siz Mücahit amca sen tanım yapın olarak. Sen biraz bu devlet biraz denk edici bir değil. İyi, evet, tamam geliriz dur. Ne? Evet. Ha, anladım. Burada mesela rahmetlik neydi ismi? Zengin olmuştu çok. İrfan Nadir. Asil Nadir. Asil Nadir. Yok, onun babası. Babası burada mıydı? O başlattı bu işleri. Asil Nadir'in bir fabrikası vardı. Polipek. O şirketin adı. Polipek yani. Beni davet etti bir gün. Cahit'cim, köylücüğüm, gel seni isterim. Siz gittim. Babayı tanıyorsunuz değil mi? Asil'i de tanıyor musunuz? Tabii. He. Çocukluktan beri. Tamam. Gittim. Telefonla konuşuyor. Aa dedim, bu tehlikeli. Neden öyle dediniz? Sen telefondaki konuşmayı duydunuz. Konuşması. He. Mal gelecekmiş.
bilmem kaç kamyon. Bu Kıbrıs'ta mı oluyor, burada mı oluyor? Londra'da oluyor. Tamam, anladım. Londra'da iyice yediriyordu bunu ve polisleri de. Tamam, yok girmeyelim, tehlikeli. Tamam. Polisleri de bol bol yediriyordu. Anladım. Daima zaten giderken şeye, barlara, rumbarlarına girerken içeri hoş gelmiş Afendigo. Efendigo. Afendigo. Büyük Afendi yani. Anladım. Peki. Hemen yüz papel veriyor. Müziğe. Evet. Müzik bizi karşılardı. Dedim, peki ama ne yaptı bunlar bu akşam? Onlara geri giderek güzel restoranları var. Şey mesela mesela diyorlar ki Londra diyorlar kara para aklama merkezi diyorlar. İşte o şey karışmadı. Hiç duydunuz mu? Hayır. Duymadınız. Peki. Peki. Teşekkür ediyoruz Cahit Bey. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yok. Siz eklerseniz size cevap veririm. Anladım. Buradan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a bir şey söylemek ister misiniz? Evet. Yazılan mektuplara, verilen bilgilere cevap versinler. Susmasınlar. Çünkü susarlarsa aldığımız bir istihbaratı söylemeyiz. Tabii. Anladım. Siz Hüseyin Bey bir şey eklemek ister misiniz? Söyle. Diyeceğim bir şey yok. İstiyorsan gelip buradan söyleyebilirsin. Ama bizim ifademiz peki. 5 kitap dolar. Askerde yaptıklarım neler yapmadım. Mesela aklınıza gelen, çok sizi etkileyen bir hatıranız. Beni iyi kötü şey gönderdiler. Front dediğimiz. Yani, front. Evet. Front line. Cephe attı. Önce be. Beni tutukladı Almanlar. Almanlar tutukladı. Hapise koydular. Hapiste yer neresi? Kellerle. Yunanistan. Yunanistan. He. İki arkadaşım ve üç arkadaş var. Birisi Yeni Zelanda'lı. Ötekini birisi Yunanlı. Bir de Kıbrıslı. Dedi ki buradan kaçmalıyız. Buradan tel çektiler. Evet. Almanlar. Ve şey koydular. Işık. Dönüyor ışık devamlı. Artık dedim ki cesaret lazım. Tellerden atılacağız. Evet. Ben birinci arkadaşımız Yeni Zandalı. Onu vurdular. İkinci ben kaldım. Ben de anladım. Lastik gibiydi o zaman. Ve kaçtık. Ve bir Rum evine gittim. Gece. Ve bu Rum papazmış. Papaz. Kimsin sen diyorum. Ve ben işte Almanların elinden kaçtım. Beni gizleyin. Ama baktı bir iki güzel kızı var. Papazı. Hayda, anladım. Evet. Şey çekti beni kızlar. Gayet güzel kızlar. Evet. Kızlar tutuyor babalarını. Beni ihbar etmesin. Edecek. Evet. İhbar et. Dedi seni samanlığa koyacağız. Uyasın. Anladım. Eşek daha iki tane şey vardı. Papazın zamanında ben uyurum dedim, ben köylüyüm. Köylüm yani, evet. Evet. Uyudum. Kızlar bana itibar ediyor. Evli misin? Hayır, evli değilim. Doğru mu? O zaman bekardım. Ama çocuğun vardı, var mıydı çocuğu? Yok. Yok. Yani daha 21 yaşına gelmedi, tamam. Evet. Kızlar babalarına diyor ki, sakın Almanlara söyleme. Gelip onlar, ay günü günah değil mi diyor.
böyle gençler gitsin. Benim şey azını. Evet. Bana yemekler geldi. Yemek olmadığı halde. O zaman. Tam Yunanistan'ın neresi? Atina mı? Adalar mı? Atina'nın dışı. Dışı, tamam. Papaz diyor, birkaç gün Adana'ya gideceğiz. Nereye gideceğiz? Ben yolları bilmiyorum. Gitmezseniz sizi ihbar edelim diyor. Papaz. Tabii arkadaşlara dedim ki, arkadaşlar biz gitmeliyiz. Sonra siz de belaya geç. Çünkü bir 80 kişi vardık esir. Öyleyse oradan ayrıldık. Epey yürüdük tabii gece gündüz. Bir araba durdurduk. Arnavutlu böyle. Biraz da Türkçe biliyordu. Evet. Çünkü paramız yok şimdi. Ama olacak bizi Yunanistan'dan Almanlardan şey aldı bizi araba. İlk defa Arnavutlu'ya gittik. Orada korkak karşıladılar. Biraz su alır mısınız şeyinizden? Çaytan Hoca Antalya'da turizm ajantasını büyük bir şirket haline getirdi. Advisor bu arada. Evet, onu da konuşalım. Neydi zaten? Kıbrıs'ta, Antalya'da turizm ajantası. Evet. Çalıştığımız orada 27 sene. Antalya Akay. Akay Turizm Ajantası. 22 sene. 22 sene. Onu build-up yaptım. Yükselttiniz, evet. Büyüttünüz bu şirketi. Ha. Peki, ne fuar bilirlerdi ne hiç. Oldu da o zaman üniversitede. Ne vakit çıktı üniversiteden, yardımcı oldu. Etem. Bir ayda var 5 tane bilet verdi. Bir ayda. Size? Evet. Peki, bağlıyoruz. Yine devam edelim, duruma göre devam ederiz. Ben şimdi peki.